Merhaba değerli arkadaşlar. Ben uzman klinik psikolog İdris Gündüzal. Bugün yeni bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Şöyle küçük bir girişle başlamak istiyorum videoma. Ben bir robot değilim. Bunu anlamayan insanlar sürekli benden çeşitli matematik işlemleriyle onları şaşırtmamı ya da bir geri zekalının bile yapabildiği ama onların yapamadığı şeyleri yapmamı bekliyor ve istiyorlar. Sizce bu cümle kime ait olmuş olabilir? Bence birçoğunuz tahmin etmişsinizdir. Ama ben yine de bu sorunun cevabını ilerleyen videonun ilerleyen kısımlarına bırakmak istiyorum. Ve bugün sizlerle üstün zekalı çocuklarımız hakkında biraz konuşmak, onların ailelerine daha önce de videolar yapmıştım bununla ilgili ama bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Özellikle bu salgın pandemi döneminde çocuklarımız birçok eğitimden biliyorsunuz evde eğitime döndüler. Evde eğitim sürecindeler. Bilsemlere devam edemiyorlar. Okullarına devam edemiyorlar. Çeşitli kursa, kurslar alıyorlardı. Onlara devam ediyorlar. Her çocuk evde sıkılıyor. Ancak üstün zekalı çocuklarımızın bu evde kaldıkları, eğitimden uzak kaldıkları dönemde daha çok sıkıldıklarını, daha çok ilgi, desteğe ihtiyaç duyduklarını ancak ailelerinin de diğer ailelere oranla daha fazla zorlandıklarını görüyor biliyor ve duyuyorum. E, o yüzden bugün birazcık bu ailelerimizle sohbet etmek istiyorum. Onlara bazı önerilerde bulunmak. Varsa videonun altındaki yorum bölümüne yazacaklar soruları. Onları da videonun devamında ya da ilerleyen süreçlerde cevaplamak istiyorum. Belki birçoğunuz izlemişsinizdir. Her çocuk özeldir diye bir film var. Amerikanın filmi. Çok da beğenirim. Orada özellikle özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların durumlarını anlatır. Ancak aslında her çocuk özeldir kavramı bizim gibi bu alanda çalışan pedagoji bilimini bilen herkes için temel mihenk taşıdır. Gerçekten her çocuk özeldir. Şimdi üstün yetenekli ya da üstün zekalı çocuklar ise kendi özellikleriyle beraber biraz da yetişkinlerin özelliklerini aldıkları için Onların yaşantıları kendine has ve özel olmak durumları daha da fazladır. Şunu söylemeye çalışıyorum esasen. Üstün yetenekli ve de üstün zekalı bir çocuğun çocukluk döneminde yaşadıkları ile normal zekaya sahip bir çocuğun çocukluk döneminde yaşadıkları her zaman eşit değildir. Çünkü çocuk olmanın gerekleri başkadır. Çocuk ve yarı yetişkin olmanın gerekleri başkadır. İşte üstün zekaya sahip çocuklarımızın en çok yaşadıkları zorluk budur. Yani hem çocukturlar hem de yetişkinlerin zihinsel anlamda ileriye dönük, daha yüksek zihin kapasitesine sahip oldukları için yetişkinlerin özelliklerini alırlar, onları kullanmak isterler. Ancak yetişkin olmadıkları için bu noktada da zorlanırlar. Gelelim bu dönemin pandemi döneminde, yani bu salgın dönemindeki evde kalma sürecindeki etkilerine. Eğer üstün zekalı bir çocuğunuz varsa normalde de bize en çok sorduğunuz soru şu oluyor. Hocam ben çocuğuma yetemiyorum. Çok fazla konuşmak istiyor, çok fazla sormak istiyor, çok fazla merak ediyor, çok fazla bir şeylerle uğraşmak istiyor. Ben yetemiyorum. Şimdi bunu çocuk gününün büyük bir kısmını dışarıda eğitim alarak geçirdiği süreçte söylüyordu aileler. Şimdi bir de bu çocuklar zamanla artık tamamını son 45-50 gündür evde geçiriyorlar. Bazı aileler o kadar zorlanmış ki o kadar bu süreçte olumsuz etkilenmişler ki kendileri psikiyatrik destek, psikolojik destek almaya başlamışlar. İşte bu noktada da ailelere İşe yarayacak bir iki ipucu vermek istiyorum. Kıymetli anne babalar, bu dönemde çocuğunuzun merak duygusu, keşfetme duygusu aksine fazladan artmadı. Yani çünkü bazı şeylerde de bu şekilde ifade ediyor. Hocam bu dönemde daha da meraklandı, daha da çok soru sormaya başladı. Arkadaşlar, kıymetli anne babalar, bu dönemde çocuk dışarıda eğitim aldığı kurumlardaki öğretmenlerine, arkadaşlarına, işte tüm tanıştığı yetişkinlere... Orada bulunduğu kişilere sorabildiği tüm soruları onlara sormaktan kendisini alıkoyduğumuz için o soruları da size sormaya başladı. O yüzden mümkünse çocuğunuzun bu salgın döneminden önce de iletişim kurduğu öğretmenleri, yakınları, arkadaşlarıyla uzaktan iletişimlerine imkan sağlayın. Örneğin biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın EVO üzerinden canlı dersleri başladı. Yine öğretmenlerin çeşitli uygulamalarla öğrencilere direkt ulaşabildikleri uygulamalar başladı. Şimdi çocuğunuza şöyle bir ödev vermenizi istiyorum. Oğlum öğretmenine sormak içinden geldiği zaman bir soruyu oluşturduğunda ve bunu öğretmenine sormak istediğinde lütfen onu bir kenara not et ve günün sonunda bu sormak istediğin soruların listesini bana git. Çocuğumuzun öğretmeniyle de irtibat kurarsak ona böyle bir süreç olduğunu, bu noktada desteğe ihtiyaç duyduğunuzu ve günde bir kez bu 10 dakika olabilir, 20 dakika olabilir işte atıyorum. Bir saat olabilir bilmiyorum oradaki öğretmenimizin uygunluğuna göre. O soruları alın ve o saatte öğretmenimizle çocuğumuzu buluşturun. Uzaktan görüntülü konuşma olabilir ya da çeşitli uygulamalarla çocuğumuzla ve öğretmenini buluşturun. Ve bu soruları çocuğumuzun muhatabı olan öğretmenine sormasını sağlayın. Şimdi burada biz şunu yapıyoruz aslında çocuğumuzun içinden gelen ve öğretmenine sormak istediği soruları sorabilmesi için imkan sağlıyoruz. Sonra çocuğumuza bir ödev daha verelim. Oğlum ya da kızım senden okula gittiğinde bazı şeyleri öğretmenin dışında arkadaşlarına sorduğunu, onlardan da bir şeyler öğrenmeye çalıştığını, onlarla da sohbet ettiğini biliyorum. Onlarla da konuştuğunu biliyorum. Lütfen gün içerisinde onlara sormak istediğin aklına gelen sorularını yaz. Bir kenara not et ve günün sonunda bunları sorman için arkadaşlarınla seni buluşturacağım. Yine bunu da e, çocuğumuz arkadaşlar iletişim kurup onların aileleri iletişim kurup her iki taraf için de uygun olan bir saatte çocukların görüntülü konuşma yöntemiyle gerekse bir araya gelip tabii ki bu süreler belli sınırlarda olmalı. E, çünkü bu noktada çocuklarımızı birer ekran bağımlısı haline de getirmememiz gerekiyor. Orada çocuğumuzun bu paylaşımını yapmasını sağlamalıyız. Gelelim bizimle ilgili kısma. Şimdi çocuğumuz eğer ee, okula da gidiyor olsa, bilseme de gidiyor olsa mutlaka bazı soruları da evde gelip size soruyordu. Ancak sizinle sormak zaman ne zaman oldu? Genellikle işte okuldan geldiği, evden eve vardı veya işte sizin ve onun uygun olduğu saatlerdi. Peki şu an siz de çalışmıyorsanız günün tamamını onunla beraber geçiyorsunuz. Belki çok sürekli soru sorma zamanı oluyordur. Ancak sizin de gündelik hayatta hem evle ilgili konular hem kendinizle ilgili konular hem psikolojik olarak kendinizi rahatlatmak için ihtiyaç duyduğunuz zamanlarınız var. İşte çocuğun uzun da bu zamanların tamamına müdahalesini de belli bir noktada sınırlandırmak lazım. Çocuğumuzla yani görüş günü mü yapacağız? Yok çocuğumuzla görüş günü yapmayacağız ancak şununla ilgili ev kuralı oluşturacağız. Oğlum ya da kızım. Gün içerisinde oyun oynarken işte arkadaşlarımla bir şeyler yaparken ev içerisinde verdiğim bir ödevi yaparken kitap okurken bulmaca çözerken mutlaka aklına gelecek sorular vardır ve bunlar sormak istediğinde farkındayım. Bunları biliyorum. Ancak benim de gün içerisinde görevlerim var. Sen her soru sorduğunda o görevi bırakıp sana zaman ayırmak benim de bu görevleri yapmama engel oluyor. O yüzden lütfen bana sormak istediğin soruların çok acil senin ve benim güvenliğimi ilgilendirmiyorsa e, bunların not almanı ve senin istediğin ve benim de uygun olduğum bir saatte günde o, o saatte seninle sohbet ederken bu soruların tamamını bana sormanı istiyorum ve ben de sana bunları cevaplayacağım. Bakın biz burada çocuğun soru sorma ihtiyacını e, engellemiyoruz. Onun merak ve keşfetme duygusunu olumsuz etkilemiyoruz. Biz neyi yapıyoruz? Çocuğumuza sosyal ilişkimizde bir kural öğretiyoruz aynı zamanda. Bunu yaparken hem onu koruyoruz hem de kendi psikolojik sağlığımızı koruyoruz. Aksini düşündüğünüzde çocuğunuz size 24 saat soru soracak, siz de 24 saat bunu cevaplayacaksınız. Bunu nereye kadar devam ettirebilirsiniz? Biliyorum çok sabırlısınız, çocuğunuza karşı tahammülünüz çok yüksek. Bütün zamanınızı ona ayırmak sizin için bir yük değil. Ben de bir yükten bahsetmiyorum. Ancak her iki tarafın sağlığı için bunun gerekli ve önemli bir yük olduğunu düşünüyorum. Bu kısımda anlaştıysak gelelim diğer konuya. Şimdi bu salgın döneminde eve kapanan ya da işte salık sebebiyle evde daha çok zaman geçiren çocuklarımız, üstün zekalı çocuklarımızla ilgili yapabileceğimiz bir diğer önemli şey, çocuğun evde ilgi alanına göre e, deney yapabileceği, pratik oluşturabileceği, maket yapabileceği, işte yazmaktan hoşlanıyorsa yazabileceği, keşfetmekten hoşlanıyorsa keşfedebileceği, kitap, belgesel veya oyun alanı oluşturun evinizin bir bölümünde. Örneğin eğer evinizin balkonu kapalı veya açık fark etmez. Çocuğunuz orada deney yapmak istiyorsa ona güvenli bir deney yapma ortamı yaratın. Çocuğunuz puzzle'dan oluşuyorsa evin bir bölümünde sadece ona ait bir alanda günün belli saatlerinde puzzle yapabilmesi için bir bölüm oluşturun. Yok çocuğunuz daha çok işte canlı dersleri takip edip kitap okumayı, ders çalışmayı tercih ediyorsa e, odası varsa odası, odası yoksa evin bir bölümünde ona günün hangi saatlerinde ders çalışması gerektiği konusunda bir planlama ve takvim oluştur. Yani çocuğunuz evdeyken sizin olduğu kadar onun da bir düzeni olmalı. Yani çocuğunuz okula gitmese bile her gün 9'da kalkması gerekiyorsa 9'da kalkmalı onda yatması gerekiyorsa onda yatmalı. Örneğin kahvaltı saatiniz, öğle yemeği saatiniz, akşam saatiniz belli olmalı. Çocuk işte öğleden sonra kitap okuyorsa kitap okumalı, akşamüstü ders çalışmalı, sabah ev içinde fiziksel aktivite yapabilir ve yapmalı. Şimdi bu planlama neden önemli? Çocuğun var olan hem zihinsel hem fiziksel ihtiyaçlarını gidermek ve bu ihtiyaçlarını gidererek çocuğun kendisini psikolojik olarak daha sağlıklı ve sizinle olan ilişkisini daha bozulmadan devam ettirebilmesini sağlamak için gerekli. Şimdi önceki videomu izlediyseniz orada da sizin bu dönemde kendinizi daha iyi hissedebilmeniz, daha sağlıklı kalabilmeniz için önerilerde bulunmuştum. Bu önerilerin bir kısmı da çocuğunuz için de geçerli. Tamam çocuklarınız değerli, kıymetli ancak siz sağlıklı olmazsanız, siz sağlıklı kalmazsanız sizin çocuğunuza bir faydanızın olması mümkün değil. Düşünsenize siz gerginsiniz, mutsuzsunuz, tahammülsüzsünüz ve çocuğunuza evin içerisinde bu duygularla, bu duygu durumuyla, bu psikolojik sağlıkla yararlı olma şansınız yok. O yüzden ev kurallarını iyi belirlemeli, çocuğunuza ev içindeki bu etkinlik planlamasını doğru yapmalı. Bu planlamaya her uyan çocuğa da bunun karşılığında yeri geldiği zaman kucaklayarak, yeri geldiği zaman aferin diyerek, yeri geldiği zaman sevdiği bir meyve suyunu vererek zaman zaman ödüllendirmeliyiz. Çocuğumuzun bu dönemde özellikle keşfetme arzusunu kırmamak için maketler yapmasını sağlamak, işte ev içi sorunlara çözüm bulma noktasında ondan destek istemek, gerekiyorsa ev işlerinde yardım istemek, evde yapılabilecek faaliyetlerde onun da katkısını sağlayabileceği noktaları da değerlendirmek lazım. Örneğin siz bir ev hanımısınız, evdesiniz o gün, işte eşiniz çalışıyor çocuğunuzla beraber zaman geçiriyorsunuz. Sabah çocuğunuza yaptığınız takvimde, eğitim takviminde sabahı fiziksel aktiviteye ayırdınız ve o gün sizin sabahleyin işte örneğin mutfağı toplamanız lazım ya da işte salonu toplamanız lazım. Bu konuda çocuğunuzdan destek alabilirsiniz. Bunun bir mahsuru yok. Ya da örneğin çocuğunuz biraz daha büyük. İşte biliyorsunuz faturalar bu dönem ciddi anlamda artarak geliyor maalesef. Faturalarınız gelmiş. Bunlarla ilgili bir hesaplama yapacaksınız. Hesaplama noktasında faturalarınızı çocuğunuza verip bunları hesaplamasını isteyebilirsiniz. Bakın bunlar bile çocuğunuzun ...gün içerisinde daha sağlıklı, kaliteli bu süreci geçirmesini sağlar. Yine çocuğunuzun sorularına doğru cevap verme noktasında... ...şöyle bir anlaşma yapmanızı öneriyorum size. Şimdi çocuğunuz siz her konuda soru sorabilir ilgi alanına göre. Ancak sizin her konuda, her ilgi ikili soruyu cevaplama yetkinliğiniz olmayabilir. O yüzden çocuğunuzla yapacağınız şöyle bir ön anlaşma olsun. Oğlum, kızım bana sorduğun her soruya ben bilgim dahiline cevap vereceğim. Ancak bilmediğim konular olduğu zaman pas geçme hakkımı kullanmak istiyorum. Fakat pas geçerek senin sorunu cevapsız bırakmayacağım. Sadece sen sorduğun anda cevaplayamayacağım. O pas geçtiğimiz soruyu bir kağıda yazmanı, not kağıdına ve buzdolabının kapısına yapıştırmanı istiyorum. O konuda ben bilgi edindikten sonra sana o sorunun cevabını vereceğim. Bakın burada da biz yine çocuğun keşfetme duygusunu işte soru sorma ihtiyacını engellemedik. Sadece onu yönlendirdik. Bunun gibi. Ee, umarım tüm zekalı çocukları olan, konuda da evde geçirdikleri süre içerisinde zorlanan, çocuklarına nasıl yeteceklerini, cevap vereceklerini bilemeyen ve bu konuda kafası karışık olan siz değerli anne babalara yardımcı olacak bilgiler verebilmişimdir. Ee, varsa sorularınız video ile ilgili ya da işte bu süreçle ilgili e, videonun altındaki yorum bölümüne yorum olarak yazarsanız en kısa sürede size bu konuda cevap vermeye ya da bu alanda istediğiniz, merak ettiğiniz konular varsa onları belirtirseniz bu alanda yine bir video hazırlayarak sizlerin sorularını cevaplamaya çalışırım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.